her taraftan rızık geliyorken birden açlığın içerisine düştüler. Her taraftan emniyet içerisindeyken Allah her taraftan korktukları, hiçbir taraftan emin olmadıkları bir kaosun, bir keşmekeşin içerisine onları bıraktı. Şimdi bu ayet-i kerime, bu Nahl suresindeki ayet-i kerime belki dünyada yaşanan hadiselerin tamamını izah eden ayetlerdendir. Şükür makamının kula faydalarından bir tanesi de şudur. Şükür insanın hayatında Allah Azze ve Celle'nin sayısız nimetlerinin artmasının vesilesidir. Şükürsüzlük ise, nankörlük ise insanın hayatında Allah'ın nimetlerinin ortadan kalkması veyahut da bereketsiz hale gelmesinin sebebidir. Şimdi ayet-i kerimede Musa Aleyhisselam'ın dilinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: وَاِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Sizin Rabbiniz şöyle bir ilanda bulundu insanlığa. Eğer şükrederseniz ben size vermiş olduğum nimetleri arttırırım diyor Allah Azze ve Celle. Şükrederseniz size verdiğim nimetleri arttırırım. Zaten insanın hayatında Allah'ın nimetleri sayısızdır. İnsan Allah'ın nimetlerini saymaya kalksa Allah'ın nimetlerini sayması mümkün değildir. Buna rağmen Allah diyor ki şükredin. Şükrettiğiniz takdirde ben sizin nimetlerinizi arttıracağım diyor. Bunun mukabilinde ise insan Allah'a şükretmediği zaman, nimetlere karşı nankörlük ettiği zaman Allah iki şekilde insanı cezalandırıyor. Birinci mertebe önce nimeti Allah Azze ve Celle insandan çekip alıyor. İnsan aklederse burada ben şükretmedim, Allah bana verdiği nimeti benden aldı. Tekrar o nimeti telafi etmesi, o nimeti idrak etmesi mümkün olabiliyor. Ama insan bunu da fark etmezse eğer, bu sefer Allah o nimeti onun elinden aldığı gibi onun tam zıddıyla insanı cezalandırmaya başlıyor. Yani neydiyse nimet, verdiği nimet, zenginlikse fakirlikle cezalandırıyor. İlimse cehaletle cezalandırıyor. Takvaysa masiyetle cezalandırıyor insanı. Nahl suresinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: وَدَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ Allah size bir beldeyi örnek verdi. Onlar emniyet içerisinde ve rızıkları kendilerine her taraftan yağmakta olan bir kavimdiler. Yani bir kavim var, Allah onlara iki nimet vermiş. Biri zenginler, toprağa ellerini atıyorlar, petrol fışkırıyor. Toprağa tohum atıyorlar, ağacın her türlüsü şey ediyor, fışkırıyor. Nereye ellerini atsalar Allah bol bol oradan onlara rızık gönderiyor. İki, bir de emniyet içerisindeler. Yani hiçbir korkuları yok, savaş yok, huzursuzluk yok, emniyet içerisindeler. فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. فَاَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Allah da onların yaptıkları bu nankörlük karşılığında onlara korku elbisesini ve onlara açlık elbisesini giydirdi. Her taraftan rızık geliyorken birden açlığın içerisine düştüler. Her taraftan emniyet içerisindeyken Allah her taraftan korktukları, hiçbir taraftan emin olmadıkları bir kaosun, bir keşmekeşin içerisine onları bıraktı. Şimdi bu ayet-i kerime, bu Nahl suresindeki ayet-i kerime belki dünyada yaşanan hadiselerin tamamını izah eden ayetlerdendir. Yani dikkat ederseniz Allah her millete, her topluma kendisiyle hem tok olacakları hem de emniyette olacakları bütün nimetlerini vermiştir. Her toplum için bu geçerlidir. Nereye bakarsanız bakın. Lakin bazı toplumlar vardır, Allah'ın nimetine şükretmemişlerdir. Ya da ataları Allah'ın nimetine şükretmemiştir, nankörlük etmiştir. Allah onları ellerinin altında bütün servetler varken açlıkla, ellerinin altında bütün güzellik unsurları varken Allah onları korkuyla, kavgayla, terörle Allah onları imtihan etmektedir. Onun için bu hepimiz için geçerli. Yani hayatımızda türlü türlü nimetler var. Eğer bir nimet elinizden alınmışsa, yani düne kadar kendisiyle sevindiğiniz bir hayır, bugün eğer sizin elinizde yoksa hemen orada durup düşünmeniz lazım. Acaba ben şükürsüzlük mü ettim ki Rabbim bu verdiğini tekrar benim elimden çekti aldı demeniz lazım. Çünkü eğer siz bunu fark edip bunu telafi etmezseniz bu yanlışınızı, ikinci büyük ceza geliyor. İkincisi birincisinden daha beter. Bu sefer Allah sizi zıddıyla cezalandırmış oluyor. Onun için her insanın buna dikkat etmesi lazım.